Herkese selamlar dostlar. 24 ve 25 Ekim 2023 daha tahminleriyle sizlerleyiz. Dostlar hafta sonu inanılmaz bir bülten vardı ve güzel kazançlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Birazdan raporlarla bahsedeceğim zaten. Öncelikle sizlerden gönderdiğiniz beğeniler için çok teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi videosu olacak. 9 adette mücadelem var. İdeal yüksek olanlardan bahsedeceğim. Yine aynı şekilde beyinler gelirse çok teşekkür ederekten de isterseniz raporlarla başlayalım. Ondan sonra maçlar vesaire anlataraktan devam edelim. Öncelikle iki adet maç skoru yarışmamız var. Bu maç skorlarından bahsetmek istiyorum. Galatasaray Bayern Münih maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Bir de Paris ile Milan maç skoru ne olur. İki maçın skorunu bilen arkadaşlarımızı gruplarımıza dahil edelim. Yorumlara yazmanız iki maçın skorunu da yeterli olacaktır. Daha önce yapmış olduğumuz Galatasaray derbisinde 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Çok fazla kişi bildi. Ben de bildim zaten. 2-1 skor verdim bu videoda da. Elif Fener, Hades, İlhan İncesu ve pazar günü de Milan Juventus maçında da Serkan Atman isimli arkadaşımız bildi. Bu dört kişi benimle Instagram üzerinden adres ekranda dur şu an. Instagram üzerinden iletişim geçebilirler. Her türlü soru, görüş, öneri, gruplara girmek isteyenler vesaire herkes benimle buradan doğrudan iletişim sağlayabilir. Cumartesi'nin YouTube raporuna baktığımız zaman ekranda bir gurur tablosu gibi idealleri yüksek oranlara bazı maçların skorları ne kadar yakaladığımız bir cumartesi oldu. Instagram'dan da çok güzel mesajlar geldi bu arada. Ayrıca teşekkür ederim mesajlarınızdan dolayı. Gerçekten güzel kazançlar elde ettik. Tebrik ederim diyerekten de cumartesi raporunu bu şekilde ekrandan geçeyim. Ve pazarın yüksek mislilerine baktığımız zaman da pazar günü 2 adet yüksek misli verdim. Bir adet 2500 misli, bir adet de 1500 misli verdim. 2500 misliye baktığımız zaman sol tarafta görülen Aston Villa mücadelesi. Aston Villa zaten ligde son 10 maçtır kendi evinde kazanıyor. West Ham'la oynayacaklar dedim ki ev sahibi yarı kazanır. Nesine oranı 1.37 gibi oranı vardı. Zaten bunun ana kombineme de aldım bu mücadeleyi. Dedim ki 2500 TL basın dedim buna. Burada bir kasa yönetimi yapıyoruz ve benim önderliğimle ilerleyen bir şey bu. Yüksek mislinin diğerine baktığım zaman Avrupa yüksek mislisiydi. Girona maçı 1.5 üst, Monaco maçı 1.5 üst. Fenerbahçe yarı kazanır ona da 1500 misli önerdim. 1.48 gibi orandan da onu da içeri almaya bildik. Değerlendirenleri kazan sağlayan tebrikler. Yüksek misli seviyesinde zaten bir kasa yönetimi yapıyoruz. Ve Şampiyon Ligi'nde de bu yüksek misliler devam edeceğini de belirteyim sizlere. Pazarın 2 adet kombinesi vardı. Solda gördüğünüz ana kombini ana kombini içeri aldık. Girona maçı kazanır ve 1.5 üst olur diyerekten de Aston Villa'nın yarı kazananı idealden buradan kazanmasını bildik. Alternatif kombineye baktığımız zaman da Fenerbahçe ilk yarı galibiyeti çok rahat geldi. İlk yarı 2.5 üst olaraktan da Ankara gücü yarı kazananı burada gelmedi. Devam edelim. Dostlar öncelikle dün pazar günü ben akşam geldim. Ekrandan da gösterdim. Ekranda şu an canlı vardır. Canlı inanılmaz bir seri yaptım. İnanılmaz bir seri yaptım ve bunu sizler de biliyorsunuzdur. Her gün açık gruba da zaten atlama. Hatta ekrandan göstermek istiyorum. Dedim ki Bakın gelişim buradan. West Ham kalecisi inanılmaz çıkardı. Canlıyı devraldım. Ekrandayım. Devam. Geldi. Kangal geldi. Saat 18.43 piknikliydim bu arada. Ondan sonra Yiro canlı bahis vermiş. Anadolu Efes mücadelesi 162.5 üst olarak da vermiş. Devam. Aston Villa maçına dedim ki Aston Villa iyi oynuyordu. İlk yerden bir gol alalım. Oran 1.40. Dedim ki risk isteyenler de Aston Villa'nın golünü alabilir. Sistan ilk yerden Aston Villa golü gelebilir. Ne oldu? Gol müziği geldi. Aston Villa attı mı? Attı. Golü kim attı? Aston Villa attı mı? Hem ideal hem yüksek mis yüksek riskisini aldık mı içeri devam Devre oldu. Devrede dedim ki West Ham'ın atacağı bir golü 1.63 gibi oran var. Altına dedim ki Aston Villa da bu maçtan bir tane atar. 2-1 skoru mutlaka görürüz dedim mücadele. Mücadele ne oldu? 2-1 skora geldi mi? Geldi. Anadolu Efes maç sonunu kazandı mı burada? Kazandı. Fenerbahçe ilk yarı Fenerbahçe mücadelesi ilk yarı 2.5 üstü aldım. Altına yazdım ki Fenerbahçe oyunu ilk yarı 3-0 bitebilir. Yani ev sahibi 2.5 üstü alalım dedim canından. Ne oldu? Geldi mi? Fenerbahçe geldi. Golü Fenerbahçe attı. Aston Villa golü attı. Arkasına West Ham attı. Maç 162.5 üstü oldu. Aston Villa maçına genel 2.5 üstte altına yazmıştım. O da geldi. Bahçeli de kazandı. Ver bu. Oh. Ekranda oya oturalım şöyle. Ekranda biraz oturalım şöyle. Bitti mi? Yo devam. Ondan sonra Napoli maçını ev sahibi 89.5 üst verdi. Kaç sayı attı? 90 sayı attı. Geldi mi? Geldi. Aston Villa maçını 3.5 üst aldım. Geldi mi? Geldi. Devam. 9'da 9 dokuz atarken 5. golü Fenerbahçe'ye atarken İrfan Can Firkik'ten attı. Biz de bitirdik diyerekten de bu şekilde canlıdan ha, seri bir şekilde ilerledik. Hatasız kılçıksız, tertemiz. Tebrikler. Şimdi arkadaşlar herkese açık Telegram grubumuzda var. Yorumlarda ve açıklama kısmında zaten var. Oraya da zaten ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Ayrıca teşekkür ederim. Ve sizlerden ricam artı 500 seviyesinde bir beğenidir. 500 kişi beğenir mi? Dostlar Şampiyonlar Ligi videosu 2 günlük bir video. 500 kişiyi bekliyorum. Başlayalım isterseniz başlayalım. Galatasaray'la Bayern Münih Bu maçın maç skorunda sizlere sorduk Öncelikle çok önemli bir mevzu Taraftarların bile hastaneye arada bir mevzu Icardi'nin sakatlık durumu Muhtemelen arkadaşlar bu maçta oynar Ama nasıl oynar? İğneyle oynar Ne kadar performans alırız bilmiyorum Ama Icardi bu maçta muhtemelen oynar Bayern Münih'le oynayacaklar Bayern de hafta sonundaki 3 birlik mücadelesini seyretme şansım oldu Maçı izledim kalesine pozisyon veriyor abi bu takım Ama Galatasaray çok fazla çıkarsa Yani çok fazla ön tarafa çıkarsa Bayern Münih geçiş oyununu uzun topları Sane, Koman bunlarla inanılmaz geliyor. Kane var zaten ileride biliyorsunuz. Yani çok fazla cezalandırabilir bizleri. Bilmiyorum ama maçın golü geçmesini bekliyorum. Bu arada maçın indeks beklentisi 2-2. Şaşırdım. 2-2 gerçekten. Yani burada bir Galatasaray'a gerçekten şans tanınmış diyebilirim. Hatta KG oranı bile 1.43, 1.42. Öyle düşünün. Galatasaray'dan gol bekleniyor yani burada. Dostlar ben mücadele 2.5 üst bekliyorum. Bunun oranı zaten 1.35 seviyesinde bir oranı vardı. İddia.com'da 1.35 bu arada. Mücadele bence 2.5 üst olacaktır diye düşünüyorum. Mücadele 3 gol sesi gelecektir. Onun yanında bu 3 gol sesi gelirken de ben üzülerekten de Bayern Münih'in burada Şampiyonlar Ligi ve Bayern Münih'in kazanmasını bekliyorum. Galatasaray da gol atabilir bu arada. 2.5 üst ve var yaparsanız bu oranı 1.53'e kadar yükseltirsiniz dostlar. Onu söyleyeyim. Ama benim skor beklentim açıkçası 3 birlik bir Bayern Münih galibiyeti. Yani buna oranla da 2.5 üstünde 2 de yaparsanız da şöyle 1-2-1-3 skora göre söylüyorum. 1-60'a kadar da oranı çıkartırsınız. Bol şanslar. Umarım Galatasaray yener ben yanılırım ama karşıda Bayern Münih var. Duygusal davranmaya gerek yok. Zaten ana tercih burada gol yönünden 3-1 biz kazanalım. Fark etmez 2.5 üst olsun. Inter ile Salzburg mücadelesi. Inter gerçekten çok iyi karşılarında Salzburg var ama. Burası bir ne bileyim şampiyonlar ligi aranası. Ya yani Salzburg'da Benfica'yı kendi evinde iyi oynayaraktan yendi zaten. Benfica orada 10 kişi kaldı da ondan önce kırmızıdan önce de zaten Salzburg oynuyordu zaten. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Bu mücadelede Salzburg'da karşılık verme ihtimali var bence. Temposu yüksek bir mücadele olacaktır diye düşünürken ve Danfries burada muhtemelen ilk 11'de olacaktır ve özellikle kanat beklerin, hücum beklerin çok kullanılan Inter varken burada Salzburg da korner alabilir. Mücadeleyi korner olarak değerlendiririm. Tek tercih mücadelenin korner şu an açık değil fakat açılacaktır. 8.5 yüz korner olarak tamamlanmasıdır. Lansla PSV. PSV tarafından Lang'ın sakatlığı var ama orada da Lozano oynuyor. Meksikalı. Napoli'den de bildiğimiz bir oyuncu zaten. izlediğimiz bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu zaten yıllardır. Lansla oynayacaklar. Last'la kendi evinde son mücadelede pardon deplasmanda Le Havra mücadelesini izledim. 0-0 bitti. 90 artı gol attı fakat offside'e takıldı. O maçı da izlediğimi söyleyeyim. Yani burada ben PSV tarafındayım. PSV'nin daha iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum. Deplasmanda da olsa ben burada PSV'nin diğer seçeneğinde bakın PSV'nin diğer seçeneğinde herhangi bir yarıyı kazanan oranı 1.78. İdeal tercihim yok. Diyorum ki PSV burada herhangi bir yarıyı kazanır. Oranı da 1.78 gibi oranı var. PSV bence burada gerekeni yapacaktır. 1.78 gibi oranlarla sizden öneriyorum. Benfica ile Real Sociedad mücadelesi. Real Sociedad da Mallorca ile bir mücadele izle oynadı. O maçı da izledim. Hatta canlısını da yaptım. Arkadaşlar bilir. Kubo ya bunlar ilk 11'de yoktu. Yedekli dakika tam 60'da girdi oyuna. Onu belirteyim. Benfica'da Orkun Körkçü ve Dimaryan'a sakatlıkları var. Ben burada Real Sociedad'ın özellikle Benfica üstüne basacaktır. Ve üstüne basarsa kime yattı öyle deplasmanın en son? Şeye Salzburg'a iki tane hiç zorlanmadı. Hiç zorlanmadı. İlk yerden iki tane attı bıraktı. Hiç de zorlanmadı arkadaşlar. O yüzden ben burada Real Sociedad'ın deplasmanda da olsa maçın favorisi de olmasa. Ben burada Real Sociedad'ın bir golünü güveniyorum. Ama oran çok fazla yok onu belirteyim. Yani 1.30'larda falan oranı vardı. Avrupa'dan alanlar burada Real Sociedad'ın bir golünü alabilir. Biraz daha yüksek orandan mücadelenin bence 2-3 gol aralığında kalması da beklenebilir. 2-3 golün oranında 1.77 gibi oranı var. Bence değerlendirecekler bu orada bu yönde. Real Sociedad'ın bir golünü maçı da kaybetmeyebilir. Bu arada mücadele genelinde de 2-3 gol aralığı bence ideal olacaktır. Union ile Napoli, Napoli tarafından Osimen yok ve Real Sociedad, Real Sociedad diyorum. Union ile Stuttgart karşısında izledik kötü bir futbol. Gerçekten kötü bir futbol. 7 maçtır üst üste mağlup olurken 8. maçta mağlup olsa bile bir gol atar dedik. KG varımız gelmedi. Cumartesi yatan maçlarımızdan bir tanesiydi. Napoli'de Osimen olmasa da burada deplasmanda ben en az bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Orana da arkadaşlar 1.41. Doğru. Napoli deplasmanda da olsa burada kazanmaya yakın maçın indeks beklentisi zaten 3-1'lik Napoli galibiyeti. Fakat ben diyorum ki 3-1 kazanmasın herhangi bir yeri kazansın. Oran 1-41 idareden alalım çıkalım. Bol şanslar. 25'inde 4 adet mücadelem var. 25 için gelenlere ayrıca şu an teşekkürler, tebrikler vesaire her neyse. Beğenilerinizi bekliyorum dostlar. Hatırlatmamızı yapalım. Devam edelim. Feyenoord ile la Lazio. Bakın bu Feyenoord. Bakın bu Feyenoord. Lazio'nun içinden geçerse bana yazarsınız. Geçemezse de yazın. Ama geçerse de yazın. Tamam mı? İdealimi söylüyorum. Feyenoord Atletico Madrid dep basmanında izledik. İnanılmaz bir oyun oynadı bakın. İnanılmaz. Darma duman etti. O maçtan inanılmaz canlı yaptım. 3-2 bitti zaten kornerlerden, gollerden, Feyenoord golünden, Atletico Madrid golünden sanırım sadece o maçtan 5 tane canlı aldım. 5'te 5 de bitirmiştim o maçı. Hatırlayanlar da yazabilir katıl grubundaki arkadaşlar. Bakın Feyenoord burada herhangi bir yeri kazanır. 1.37. Maçın idealidir. Şimdiden söyleyeyim. Ya da söylemeyeyim bunu. Bu bende kalsın. Bu maçın yüksek mis Allah dilimizden kaçtı. Arkadaşlar çarşambanın yüksek mislerinden bir tanesi. Şimdiden notumu almıştım. Feyenoord'un bir yeri kazanır. Hadi videoda söylemiş olalım. Feyenoord burada bir yarıyı kazanan oranı 1.37 iddia.com'da şu an 1.37. Ben 500 misli artık bilmiyorum önereceğim. O misliye göre ayarlayacağım. Misliyi söylemeyelim şimdi burada. Feyenoord'un bir yarıyı kazanan oranı ideal kombineme de koyarım. Yüksek misli de veririm. Güveniyorum çünkü iyi bir futbol sergiliyor abi. Lazio'ya karşılık sergilecektir Maçı kazanmasını bekliyorum. 1.66. Diyorum ki sürprizden de eğer bir handikapla atarsa 2.79. Bunu da yazayım. Yani iyi bir oyun var. O oyunu sürdürebilirse burada kontralardan savuşabilirse artık handikap bile atabilir. Ve şunu da söyleyeyim ilk kere en çok koridorda Feyenoord kullanılır bu arada. Onu da belirteyim. PSG ile Milan sanırım bu maçın skorunu da sizlere sormuştuk. Hemen bir bakayım. Doğru. PSG Milan maçı sizlere sormuştuk. yorumlar yazabilirsiniz. Dostlar ben burada Paris tarafındayım. Paris'te son maçta biraz yedek rotasyon yaptı. Strasbourg karşısında 3-0 kazanmasını bildi. Ben Milan'a karşı burada 1-0 veya 2-0 ayarında çok da gollü olmasını beklemiyorum ama mücadeleyi Paris kazanır. Doğrudan maç sonu 1'e aldım. Newcastle Borussia Dortmund mücadelesinde de Newcastle tarafındayım. Mücadele indeks beklentisi 2-0'lık Newcastle onu belirteyim. Ama ben şöyle alacağım. Newcastle ilk golü çok erken bulmazsa, bakın bu önemli. En çok korneri ilk yarıda Newcastle atar. 1.60'larda bir oran olacaktır. Newcastle bence ilk yarıdan Borussia Dortmund'a karşı en çok korneri kullanabilir. Onun dışında Korner risk almak istemeyenler varsa bu şekilde şöyle taraf korner risk almak istemeyenler varsa ilk yarı 4.5 üst kornerinde 1.70'lerde bir oranı olacaktır. Onu da değerlendirebilirsiniz. İlk yarıdan 5 kornerde izleyebiliriz. Özellikle Newcastle tarafından. Young da Manchester City bu maçı da şöyle değerlendirdim. İlk yarıyı Manchester City kazanır. Tek ideal tercihimdir. İlk yarı 2'nin oranı 1.38. Hatta şöyle yazdım. İlk yarı 1.5 üstü olabilir. Hatta ilk yarı skor beklentinde 2-0'lık Manchester City'nin doğrudan galibiyeti, İlk yarı 2-0 tamamlar. İlk yarı bir idealidir. İlk yarı 1.5 üstte 1.91 gibi orandan riskleri değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsettiğim skorları ne kadar anlatmaya çalıştım. Sizlerden ricam videoya beğeni ve yorumlarınızdır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.